Ekranda gördüğünüz evlerimizdeki kaselere ya da çukur tabaklara benzeyen ve kesik koni olarak adlandırılan bu şeklin evet bunun yanal alanını bulmak istediğimizi düşünelim. Kesik koni bunun gibi bir küçük daire ile bir büyük dairenin bu şekilde birleşmesinden oluşan bir şekildir. Bize bazı uzunluklar da verilmiş. Yalnız bir noktayı açıklığa kavuşturmam lazım. Yanal alanı derken buradaki eğri yüzeyin alanından bahsediyorum. Yani bu dairenin ve bu dairenin alanlarını eklemeden sadece yandaki eğri olan yüzeyin alanını bulmamız lazım. Anlaştık mı? Peki bunu nasıl yapabiliriz dersiniz. Bu sorunu çözmenin püf noktası bu şekli bu şekilde bir koniye tamamlamaktan geçiyor. Bu durumda şeklimi burada gördüğünüz büyük koniden buradaki küçük koniyi çıkararak elde edilebilir. Öyle değil mi? Ve koninin yanal alanının nasıl hesaplandığını da biliyoruz. Bu uzunluk çarpı pi re büyük koninin yanal alanından küçük koninin yanal alanını çıkardığımızda da kesik koninin yanal alanını bulmuş oluruz fakat bunu yapmak için gerekli olan bazı uzunlukların mesela bu koninin bu uzunluğunun ve küçük koninin de bu uzunluğunun ne olduğunu bilmemiz lazım fakat bu uzunlukları bize verilen uzunlukları kullanarak da bulabileceğimizi görüyoruz haydi o zaman durmayalım hemen videoyu siz durdurun ve bize verilen uzunlukları kullanarak bu uzunlukların ne olduklarını bulun ve bunları formüle koyarak yanal alanı hesaplayın. İşe bulmamız gereken uzunluklara isim vererek başlamak istiyorum. Böylece neyden bahsettiğimi de daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Büyük koninin yanal alanını bulmak için L2'ye, küçük koninin yanal alanını bulmak için de L1'e ihtiyacım var. L1 ve L2'yi bulmak için H1 ve H2'yi bulmam lazım. Çünkü H1 ve H2'yi bulursam Pisagor teoremini kullanarak L1 ve L2'yi bulabilirim. Evet, 6 ve H1'i kullanarak L1'i, 9 ve H1'i kullanarak da L2'yi bulmak çok kolay. O halde hadi H1'i bulmaya çalışarak başlayalım işe. Ama nasıl bu üçgenle bu üçgenin benzer üçgenler olduklarını görüyorsunuz değil mi? Benzer oldukları için kenar uzunluklarının birbirine oranı da eşit olacak. Hemen not edeyim. H1 bölü. H1 buradaki kenar. Bu kenarda da H2 ama şekle baktığımızda H2'nin H1 artı 4 olduğunu görebiliriz. Bunun için de H2 yerine H1 artı 4 yazıyorum. Evet. Bu kenarın bu kenara oranı 6'nın 9'a oranı eşit olacak. Yani 6 bölü 9. Karşımızda bir bilinmeyenli bir denklem var ve bu denklemi çözmek çok kolay. Hadi bakalım. 9H1 eşittir. 6H1 artı... 6 kere 4, 24. İki taraftan 6H1 çıkarırsak, burada 3H1, burada da 24 kalır ve böylelikle H1'i 8 santimetre olarak bulmuş oluruz. Bu işlemi aklımızdan yaptık ama isterseniz siz uzun yoldan da yapabilirsiniz. Uzun yoldan yapınca da 3H1'in 24'e eşit olacağını bulacaksınız. H1 8 olduğuna göre H2 H1 artı 4'ten 12 santimetreye eşit olacak. Onu da not ediyorum. H2 12 santimetre. Evet bayağı ilerleme kaydettik. H1 ve H2'yi bulduğumuza göre şimdi de Pisagor teoremini kullanarak L1 ve L2'yi bulabiliriz. L1 kare kök içinde h1'in karesi artı 6'nın karesine eşit olacak. Kare kök içinde 6'nın karesi artı h1'in yani 8'in karesi. Bu kare kök içinde 36 artı 64'e eşittir. 36 artı 64 100 eder ve 100'ün kare kökü de 10'dur. Harika. L1 10 santimetreymiş. Burada gördüğünüz sayıları özellikle bu şekilde seçtim. Demek istediğim bu sayıların yerinde başka sayılar olup burada bulduğumuz sonuçlar bunun gibi tam kare olmayabilirdi. Sayıları bu şekilde seçtim çünkü ne yapmaya çalıştığımın daha iyi anlaşılmasını istiyorum. Eğer karşınıza buradaki gibi temiz sonuçlar çıkmazsa sakın hata yaptığınızı düşünmeyin olur mu? Yani her sayı tam kare olmak zorunda olmadığı için burada örneğin 10 gibi bir sonuç bulamayabilirsiniz ama bu yanlış yaptığınız anlamına gelmez. Şimdi sıra geldi L2'ye. L2 de karekök içinde h 2nin yani 12'nin karesi artı 9'un karesine eşit olacak. 12'nin karesi 144, 9'un karesi de 81. Toplamları 225 eder. Buraya karekök koymayı unutmayalım. Karekök içinde 225. Evet, bu da 15'e eşittir. L2 de 15 santimetreymiş. Artık ihtiyacımız olan tüm uzunlukları biliyoruz ve dikkat ettiyseniz bu uzunlukları bulurken herhangi bir formül kullanmadım. Bu şekilde işin mantığının daha iyi bir biçimde anlaşılacağını düşünüyorum. Kesik koninin yanal alanını bulmak için ne yapacaktık? Büyük koninin yanal alanından küçük koninin yanal alanını çıkaracaktık. Öyle değil mi? Evet. Büyük koninin yanal alanı. Hemen yazıyorum. Karışmaması için şuraya bir çizgi çizeyim. Evet, pi çarpı r2. r2 bu yarıçap. Çarpı l2. Eksi π çarpı r1, o da buradaki yarıçap oluyor çarpı l1. Evet, bu kesik koninin yanal alanını verecek. Şimdi hesaplayalım. Pi yerine 22 bölü 7'yi kullanacağım ve bunu pi parantezine alacağım. 22 bölü 7 çarpı r2 l2 eksi r1 l1. R2 9 santimetre, l2 ise. 15 santimetre, 9 çarpı 15 eksi, R1 6, L1 de 10 santimetre olduğuna göre 6 çarpı 10. İşte bu kadar. Az önce de söylediğim gibi sayıları özellikle bu şekilde seçtim çünkü bu sayede ondalık sayılarla ya da köklü sayılarla uğraşmadan temiz bir sonuç elde edebileceğiz. Direkt olaya odaklanacağız. 9 çarpı 15, 9 kere 10, 90, 9 kere 5, 45 ve 135, 6 kere 10, 60. 22 bölü 7, aynı rengi kullanalım, 22 bölü 7 çarpı 135'ten 60 çıkarsa 75 kalır. Evet isterseniz bunun neye eşit olduğunu da bulabilirsiniz ve buradan 11'e yakın bir değer geleceği için bu da aşağı yukarı 242 santimetre kareye eşit olacak. Ama öğrenmenizi istediğim şey bu değil. Burada önemli olan kesik koniyi bu şekilde bir koniye tamamladıktan sonra üçgen benzerliğini kullanarak ihtiyacımız olan uzunlukları bulup yanal alan formülüyle de kesik koninin yanal alanını bu şekilde bulabileceğinizi görmüş olmanız.